Evet arkadaşlar, 5 yıldız Iceman'ı kasmaya devam ediyoruz. Saat şu anda 11.30 civarı arkadaşlar. 11.30 civarı. 12 desem 8 saat kalmış yani. 8 saat sonra 5 yıldız Iceman arenası sunuculanıyor. 6 yıldızlarla son bir parti daha atıyorum. Artık 6 yıldızla elveda. Tahminimce arkadaşlar 38M civarına 5 yıldız Iceman gelir. Yani 38M'nin üstüne çok fazla çıkacağını sanmıyorum. Çünkü çok eski bir karakter. Ne kadar iyi olursa olsun. Yukarıdaki bütün, bırakın yukarıdakileri, belki en aşağıdakilerde bile var. Çok çok eski bir karakter. Bende yok. Madem bizde yok, biz de en azından şu aranadan alalım ki inşallah alırız tabi. Çünkü perşembe günü arkadaşlar bir sunspotumuz geliyor aranaya. Yani yeni bir karakter. Orada da büyük ihtimalle bir 55M civarı, 60M civarı kasarım ben. Ama tahminimce yine 45-50 arasına gelir. Çok da yukarı çıkacağını sanmıyorum aslında o karakterin. Çünkü arenaya gelmesine çok başka bir fazla bir şey kalmadı sunspotun. Ve hiç reklam olmadı şu anda. Yani belki güncelleme geldikten sonra bir basarlar biraz reklam. Ama o da çok kurtaracağını sanmıyorum karakteri. Zaten çok bir numarası da yok. Sadece gördüğüm kadarıyla özel saldırı ikisi çok yüksek hasar veriyor. Onun dışında normal alev adam gibi yakan eden bir şey. Bence alev adam daha etkili. Çünkü alev adam aynı zamanda enerji hasarı veriyor. Normal hasar vermiyor arkadaşlar. Ve yanmayanları bile yakabilen müthiş bir şey. Ve dövüş öncesi yeteneği de var. Sunspot'u dövüş öncesi yeteneği diye bir şey okumadım. Dediğim gibi alev adam, yani alev adamın tarzında o da yakıyor. O da, ama defansının çok kötü olduğunu gördüm. Yani defansı çok kötü. Bir de şöyle bir şey var. Defansı çok kötü olan karakterlerin genelde saldırıları ve kritik oranları yüksek oluyor. İşte Wasp'a bakın mesela, inanılmaz kırılgan bir karakter ama kritik oranı da çok yüksek. Onun dışında Rocket Raccoon'a bakın, yine Rocket Raccoon da aynı şekilde çok kırılgan bir karakter ama onun da kritik atma oranı çok yüksek. Aynı zamanda kritik vurduğu zaman da böyle sağlam hokkalı vuruyor. İşte mesela Rocket Raccoon'un da güzel saldırı, ikisi güzel vuruyor. Ama tahminimce Sunspot'un biraz daha etkili olacak. Yani tahmin ediyorum. İşte özel saldırı ikisi 50k 60k belki o civarda bir şey vurur. Biliyorsunuz artık hemen hemen her karakter yüksek vuruyor artık. Yüksek vurmayan karakter gelmiyor artık oyuna. Sonlara baktığımızda işte Gece Maymunu olsun, neydi, Misterio olsun, ondan önce kimler vardı, Namor olsun, yine ondan önce Görünmez Kadın olsun ki 100k 200k vurabilen bir karakter ikisi de. Ondan önce kimler verildi hatırlamıyorum ki. Gerçi almışızdır. Kimi verdiler? Saldık ama. Yani son 2 ayda özellikle aşağıda hakkında olanlar hep yüksek vuruyor arkadaşlar. Hep alayı yüksek vuran karakterler. Ya aklıma takıldı. Şuradan bir bakayım. Kimmiş onlar? Kimlerdi o gundiler? Hemen şu listeden bir bakayım. Hop, yine aşağıya doğru. 2019 karakterleri. Tamam, güzel. Tıkla. Ronin. Ondan sonra Cima neydi o Bundy'nin adı? Obsidian ve Ebony. Yani buraya baktığımda Ebony'yi çıkartın abi. Ebony'yi çıkartın, yine Obsidian ve Ronin de çok yüksek hasar veriyor. Ondan önce gelen Alev Adam ve Anilus, her ikisi de çok yüksek hasar veren karakterler. Ondan önce gelen arkadaşlar Nick Fury ve yeni Kaptan Marvel, inanılmaz yüksek hasar veren karakterler. Ondan öncekiler de Sinister ve Havok. Havok yine enfes hasar veriyor. Sinister'da ortalamanın çok çok üstüne yine hasar veren bir karakter. Ondan önce Taş Adam ve Diablo, yine ikisi de enfes hasar veriyor. Yani 2019'un komplesi arkadaşlar enfes hasar veriyor. Şöyle bakıyorum da 1, 2, 3, 4, 4 aydır da hiçbir aranayı boş geçmiyoruz. Ya boş geçtiğim şu anda bu sene içerisinde 5 tane varmış. Taş Adam, Havok, Sinister, Nick Fury, Kaptan Marvel. Diablo zaten Crystal'den geldi bize. Onun için hepsini almışız. Onları da yakında toparlarız diye tahmin ediyorum. Buraya yeni fotoğraflarını koymuşlarmış yeni karakterlerin bir de. Ya bir yandan kasarken bir yandan da bakıyorum, yok. Linklerini açmışlar ama henüz karakterler hakkında bir şey koymamışlar. Neyse, onlar da gelsin bakarız. Dediğim gibi hepsi çok yüksek arkadaşlar. Yani puanlar alayının çok yüksek. O yüzden artık yüksek puan, yüksek hasar falan çok ilgi çekmiyor. Gerçi Sunspot'un prestiji de 1600'ün üstünde ama daha yeni Namor geldi. Ki Namor'dan yüksek değil. Yani bu özgün taşlarını bilmiyorum. Zirvedeki atıyorum yani 50-100 kişi dışında bu kadar çok özgün taşı bulundurabileceklerini de sanmıyorum.
Gerçi bir yandan da VIP muhabbetimiz var şimdi. VIP de geliyor. VIP'de arkadaşlar bayağı bir etkili olabilir. Yani ödülleri hakkında forumlarda bayağı bir konuşma var. Ben de bakıyorum, bir yandan takip ediyorum onları. Ekstra önemli bir şey olsa bildireceğim size ama herkese bir muallak var. Yani yazılan yazıları hadi atıyorum biz Türkçe'ye çevirdiğimizde ne kadar çevirebilirsek diyoruz da İngilizler de İngilizcesini bile çeviremiyorlar. Yani acaba şöyle mi gelecek, böyle mi olacak diye hala soruyorlar. Ama artık 6 Ağustos'ta da çok bir şey kalmadı. 2 gün kaldı arkadaşlar. Salı akşamı itibariyle bakalım hepimize gelecek. Dediğim gibi eğer VIP özelliği beklediğim gibi güzel olursa, yani bana faydası işte atıyorum VIP olanla olmayan arasında 2 kat 3 kat fark yaparsa abi VIP'yi alırım. Şu anda 10 dolar VIP ücreti arkadaşlar açıkladıkları, ama yılbaşından sonra artacakmış muhabbeti var şu anda. Daha şimdiden dedikodu kazanlara başladı. Bu arada 39 M'de olduk işte, 6 yıldızların esprisi burada. Şu 10K kredi muhabbetimizi yapabilsek şu anda 3885, hani 4000 desek, 1500 de özgün taşlarımızdan vardı almıştık arkadaşlar. 5500 şu anda. Hadi 100 düş. 5400 taşımız var. Kaç günümüz kaldı? Bugün itibariyle 2 haftamız kaldı. Artık 2 hafta içerisinde de yine bir ortalama 4500-5000 çıkartabilirsek 10.000 kredi, Allah bereket versin. Ondan sonra arkadaşlar kristal açıyoruz. 30'lu kristal eren. Yine elimde olmayan, yani vallahi şöyle abartı bir şey istemiyorum abi. Yani elimde olmayan enden dikkat ederler bile olur. Hiç sıkıntı değil 5 yıldız aran. 6 yıldız zaten gözümde yok. Yani gelsin bana elimde olmayanlar ki arena kasıyorum bunu harca, en azından bana yardımcı olsunlar arenada. Ki önümüzdeki ay artık varyant 3 de geliyor ve ben henüz 6. sahne 2. bölümü de bitirmedim, yüzlemedim. 5. 6. sahne 2. bölüm 5. kısımda şu anda 5 yolum var gidilecek. Bir de son şampiyon olduğu kısım var. Artık önümüzdeki ayda oraya asılmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yine kredi biriktireceğim ve orayı bitireceğim. Ama önce bir varyantı büyük ihtimalle tek tur atarız. Yine bir bakalım nasıl bir şey olacak ama. Varyantı bir tek tur atarız. Ondan sonra 6. saniye fulleriz. Ondan sonra da varyantı fulleriz. Önümüzdeki ay bolca kredi kasmaya devam edeceğim yine arkadaşlar. Hem arana hem krediye devam. Yine bir bayram tatilimiz var. Bayram tatilimizi de vakit ayırabiliriz arkadaşlar. Vaktim benim müsait. Çatır çatır oraları da geçelim. Yine gelecek olan karakterleri de kasarız diyelim. Oh, 5 yıldız Iceman. 5 yıldız Iceman'e tahminimce 45 M yaparım. Aklımdaki hedef 50 M'ydi ama şu anda 39 M'deyim. Gerçi 10 M'yi çıkartırım her türlü de. Çok da abanmak istemiyorum. Daha hala oynamadığım yerler var. Arnaların 1-2 yıldızı var. Bir de 4 yıldız Iceman'ın olduğu yer var arkadaşlar. Oraları da biraz kasıp kredi yapmak istiyorum. Bu arada dediğim gibi 5 yıldızı tahminimce maksimum 38 M'ye gelir. 40 M'yi göreceğini sanmıyorum. 4 yıldız yine 5,5-6 M civarına gelir arkadaşlar. Daha yukarı geleceğini düşünmüyorum. Çünkü çok eski bir karakter. Yani yeni gelen karakterler gibi 9-10 M'lere falan çıkmaz. 3 yıldızı da Iceman'ın 800K civarına gelir. Havok için arkadaşlar da yine tahminim 2,5-3 M civarı. Daha yukarı çıkacağını sanmıyorum Havok'un. Gerçi çok enfes bir karakter. Yani kopyasızken bile bir 5,50 yapın. Özel saldırı üçünüz arkadaşlar 60-70K duruma göre vurabilirsiniz. Tabii ben de kanamaz yer açık olduğu için söylüyorum. Kanamaz yer açık olmayan arkadaşlarım bile özel saldırı 3 ile 50K'ya kadar vurabilirsiniz. Tabii Havok'un hem kendi üstünde plazma yükünün olması lazım, hem de rakibin üzerinde en az bir 9-10 tane plazma yükü olması lazım ki özel saldırı 3'ü bomba gibi vursun. Daha detaylı bilgi için arkadaşlar yine YouTube'a Magi TV Havok diye yazarsanız, o zamanlar 4 yıldızını kasıyorduk işte. Ne zaman gelmiş? Şubat'ta gelmiş arkadaşlar. Şubat'ın ilk gelen karakteri Havok. Ben hatırlıyorum 17 M'ye gelmişti ya. 17 M'ye. Şimdi gelse ikinci kez bile gelse araneye en az 40'ı var ya. 40 M'ye 45 M'si var Havok'un temiz. Kasarız da, hem de kopyasına da kasarız. Bir de atarız R3, R4 neyse duruma göre. Koyarız sağda solda, yine arenada bize yardımcı olur. Başka bir videocuk ondan. Açıkçası olmaz. Ben arena kasmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda 39.115 yapmışız dediğim gibi. 45 M aklımdaki rakam, ortalama 45 M civarında yaparım. İki kere daha 5 yıldızlarım gelecek. Onun dışında kredilere devam. Yine akşam, bu arada uykumda geldi ufak ufak çünkü bayağıdır uyumuyorum. Yine akşam arkadaşlar hem bir ittifak savaşımız var. Onunla ilgili video yayınlamak istiyorum. Montajı yetiştirsem ki çok çok enfes. Muhakkak kaçırmayın arkadaşlar. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.
Aynı zamanda eğer müsait olsam canlı yayın yapabilirim arkadaşlar. Eğer müsait olmazsam yine böyle ara bir video yaparım. İnşallah müsait olsam akşam 10 gibi de canlı yayın açmaya açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak için videoları beğenebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.